Merhabalar, burası Bizim Hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. 60 testte TYT Biyoloji'nin 53. testindeyiz. Kan grupları ile ilgili bir test çözeceğiz. Hemen başlayalım. Antikordan gelsin soru. AB0 kan grubu sisteminin antijen-antikor ilişkisi fenotip ve genotipler aşağıda verilmiş. Tamam, çok güzel, tatlı bir tablo. Kan grupları ile ilgili verilen hangisi yanlıştır demiş bize adam. Bakacağız şimdi hangisinin yanlış olduğuna. İnsanda AB0 kan grubu sisteminin oluşumunda görev alan 3 alel vardır diyor. Nedir o? A ve B ve 0. Doğru mu? 3 tane gen var. A geni, B geni, 0 geni. Doğru mu demiş? Doğru demiş. Kan grubu akvar zarındaki antijenler belirler. Küllin yanlış. Kim belirler genç arkadaşlar? Alyuvar olacak değil mi? Alyuvar üzerindeki şöyle proteinler var. Burada A geniniz varsa A antijeni var. Yanında B geniniz de varsa A ile birlikte B oluyor genç arkadaşlar. İkisi birlikte bulunuyor. A geni ve B geni ikisi birlikte bulunmuyorsa da o zaman size ne oluyor? 0 oluyor diyoruz genç arkadaşlar. O zaman bu kan grubu akvar zarı üzerindeki antijenler belirler ifadesi külliyen yanlış olmuştu. Şöyle işaretliyorum. Bir bireyde aynı isimli antijen ve antikor birlikte bulunmaz demiş. Doğru değil mi? Antijen ve antikor birbirinin düşmanıdır. Öyle düşünelim. Antijen alyuvar üzerindeki proteindi. Antikorsa kan plazmasında bulunan ona karşı üretilmiş olan proteinlerdi. Birbirlerini çökertiyorlardı. Aynı isimde antijen ve antikor birlikte bulunursa çökelme, aglutinasyon dediğimiz durum meydana gelir. Aynen öyle. Şunlar yes yes yes. Antikorlar akvar tarafından üretilen proteinler olup kanın plazma kısmında bulunurlar. Aynen öyle. Şöyle düşünelim gençler. Şurası kan olsun. Şunlar alyuvarlarımız olsun. Alyuvarların üzerinde bulunan proteinler şunlara antijen diyoruz. Şunlar antijen. Bu sıvı kısmında yani plazmada bulunan küçük proteinlere de antikor diyoruz. Bunlar aynı adda olamaz. Yani A antijeniniz varsa plazmanızda A antikoru olursa bunu çökertir. Çökelme dediğimizde kanın şöyle damar kısmının alt tarafında bu kan hücreleri burada birikmeye başlarlar ve kan damarını tıkarlar. Çökelme aglutinasyon dediğimiz durum bu. Doğru cevabımız B olacaktı gençler. Heterozigot RH kan grubunun çaprazlaması aşağıda verilmiştir. Yani büyük R küçük R, büyük R küçük R çaprazlanmışlar. Gördüğünüz gibi sonuçlar büyük R büyük R, büyük R küçük R, büyük R küçük R ve küçük R küçük R şeklinde olmuş. Buna göre çaprazlamayla ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Ebeveynlerin kan gruplarına bakılarak doğacak çocukların kan grubu hakkında tahminde bulunmak mümkündür. Mümkündür tabii yani tahmin sonuçta adı üstünde. Büyük ikisi de pozitifmiş. Çocuklar pozitif olur diyoruz bak tahminde bulunuyoruz. Negatif de olur diyebilirim yani tahminde bulunuyoruz adı üstünde tahmin. Kesinlik diyemezsin ama. Çocukların kan grupları ebeveynin kan gruplarından farklı olabilir. Olur bak. İkisi de pozitif olduğu halde şu çocuk negatif olabiliyor. Ebeveynlerden yalnız biri heterozigot olursa doğacak olan ilk iki çocuktan biri kesinlikle dominant fenotiptir. Onu nereden biliyorsun ki? Onu bilemezsin genç arkadaş. Yani şöyle diyor bize. Büyük R küçük R olursa bu diyor. Diğeri mesela küçük R küçük R ya da büyük R büyük R olabilir. Doğacak olan ilk çocukla ikinci çocuk böyle bir kesinlik olabilir mi? İlk çocuğunuz kız olacak demek gibi bir şey. İlk çocuğunuz erkek olacak demek gibi bir şey. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. RH proteinine sahip ebeveynlerden RH proteinine sahip olmayan çocuklar oluşabilir mi? Bakalım şimdi. RH proteinine sahip ebeveynler dediği bu değil mi? Pozitiflerden bahsediyor. Yani pozitiflerden negatif çocuk oluşabilir mi diyor. Oluşabilir bak gördüğünüz gibi dördüncü birey öyle diyelim. Ne olmuş? RH proteinine sahip olmayan yani negatif bireydir. Olabilir miymiş? Olabilirmiş. O zaman 1, 2, 4 bizim açımızdan doğrudur. D şıkkını işaretliyoruz. Yola devam. Evet gençler geldik 3 numaralı sorumuza. Verilenlerden hangileri A, RH negatif kan grubu? Yani A şuraya yazayım da daha net görelim. A, RH negatif kan grubuna sahip bir bireyin kanında doğal olarak bulunması. Şu doğalın altını da çizelim. Bizim için önemli olan burada soruda. A antijeni bulunur mu? A olduğu için doğal olarak A antijeni kesinlikle doğal olarak bulunacak. Herhangi bir müdahaleye gerek yok. 2 numara RH antikoru. Şimdi bu adam negatif ya. Normalde düz mantıkla şöyle anlatıyor. Negatiflerde RH antijeni olmaz. Antijen yok. Antijeni yok. O zaman RH antikoru bulunur deniyor. Doğal olarak böyle değil bu durum. Kan grubunun içinde bulunmaz. Onunla karşılaşıldığı zaman antikorlar gençler antijenle karşılaştıktan sonra üretilirler. Onun için aşı verilir kişiye. Aşı dediğim zayıflatılmış mikroptur. Vücuda verilirsin ki vücut ona karşı bir antikor üretsin. Yoksa doğuştan zaten doğal olarak ona bu bulunmaz. Onun için RH antikoru doğal olmadığı için olmaz. Tamam mı? Doğallıkta incelik var burada. B antikoru, şimdi adam A kan grubu ya aynı hikayeyi bir daha anlatacağım. B antikoru var gibi söyleniyor. B antikoru bunda olmaz.
Niye? Karşılaşmamış. Karşılaşmadığı için de üretmez adam bunu. Doğal olarak bu bulunmaz. RH antijenine gelelim ve zaten negatif olduğu için haliyle eğer antijen olmadığı için buna negatif deniyor. Gençler bunu da çizdim. Şu ikisini bir daha söyleyeyim. Doğal dediği için bunun kan grubunda bunlar bulunmaz. Tamam mı? A olduğu için B antikoru üretme potansiyeli vardır ama karşılaşırsa üretir. Negatif olduğu için RH antikoru üretme potansiyeli vardır. Ancak karşılaşmadığı için doğal dediği için bize karşılaşırsa üretecek zaten adam. Ama doğal olarak şu anda kanında olmaz. Bulunur. Bize neyi soruyor? Bulunmazı sordu. 2, 3, 4 gençler doğal olarak bulunmayacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Bir ailenin AB0 ve RH kan grupları kalıtımı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Bakalım şimdi verilenlere göre kan grupları aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır demiş bize. Erkek çocuğun kan grubu fenotipi baba ile aynıymış. Erkek çocuğa bak hızlıca. Babaya bak. B, B0, 0, 0, B0 verilmiş. B, B ve hepsi birbirinden aynıymış zaten. Sıkıntı yok bununla alakalı olarak. Pozitifler, negatifler bakalım. Pozitif, pozitif. Pozitif, 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 pozitif. Ha, bir tane eledim burada. Negatif ve pozitifmiş. D şıkkı gitti genç arkadaşlar. Buradan eledim. Gördüğün gibi bak bu negatif. Bu da pozitif. Babayla erkek çocuğu kan fenotipleri birbirlerine aynıymış dedi. D şıkkı eledim. Annenin kız çocuğu arasında kanışmazlığı var. Kanışmazlığını hatırlayalım. Annenin negatif olması lazım. Çocuğun ise pozitif olması lazım. Bu durumlarda kanışmazlığı görülür. Annenin pozitif değil, annenin negatif olması lazım. A şıkkında buradan eledim. Negatif ve pozitif, negatif pozitif, negatif pozitif sıkıntı yok. Devam. Babanın kan grubu genotipi heterozigotmuş. Birbirlerine farklı olacakmış babaya bakalım. 0 0 büyük R küçük R. Heterozigot olması lazım. 0 0 olamaz gençler. B de buradan elendi gitti. B 0 büyük R küçük R. B 0 büyük R büyük R. Bu da olmaz. Cevabımız C diye çıktı. Son şıkka bakalım. Kardeşlerin kan grupları birbirlerinden farklı olacak. Kız çocuk ve erkek çocuğa bakalım. Biri 0 pozitifmiş. Diğeri B pozitifmiş. Birbirlerine farklıymışlar. Cevabımız C şıkkı oldu gençler. Aşağıdaki bir ailede bebeğinin kan grupları verilmiş. Bu ailede hangileri görülmez demiş. Anne şu dişi genç arkadaşlar simgeyi söyleyelim. Bunu da öğretmiş olalım burada. Dişi şu da erkek simgesinin göstergesi. Bu ailede kan uyuşmazlığı var mıdır bakalım. Şimdi gençler dişilerin negatif olması lazım. Az önce söyledim ki erkekler pozitif olur. Çocuklar pozitif olursa da oluyor yani. Kan uyuşmazlığı burada kesinlikle görülmez değil mi? Bu görünmüyor. Homozigot resesif kan grubuna sahip çocuk. Homozigot resesif dediğimizde ne olacak? 0 0 küçük R küçük R. Homozigot resesif dediğimiz bu. Olabilir mi buradan? Olabilir. Şöyle ise kan gruptan genotipleri A 0 büyük R küçük R, B 0 büyük R küçük R olursa küçük R'ler ve sıfırlar buradan gelebilir. Buna ait çocuk olabilir mi? Olur. Şöyle çizmiyorum. Homozigot A RH pozitif kan grubuna sahip çocuk. Homozigot dediği için ne diyeceğim? Büyük A büyük A. Büyük R büyük R yazmam lazım. Buna oluşabilir mi? Oluşamaz. Niye? Karşı taraf B kan grubu olduğu için herhangi bir şekilde buradan A geni gelme şansı yoktur. Bu da oluşmaz gençler. O zaman ne diyeceğim? Görülmezi sorduğu için bana 1 ve 3'ü yapıştıracağım. Geldik 6'ya. Kan grubu antijenleri AB ile antikorların anti A ve anti B bir arada gelmesi sonucunda al yuvarlanan birbirine yapışması ve iri tanecik yapılar oluşmasına çökelme dedi. İki tip çökelme varmış. Hafif kısmi çökelme ve ağır çökelme. Hafif çökelme nedir? Vericinin kanında az oranda bulunan antikorların alıcının kanında oluşturduğu çökelmedir. Yani verici kısmı genç arkadaşlar az oranda bulunan antikor. Vericideki antikor kardeş gittiği yerdeki antijenleri çökertirse buna hafif deniyor. Ağırda ne oluyorsa alıcının kanındaki antikorlar ile vericinin kanındaki al yuvarları normalde şöyle alıcıdaki antikorlar sıkıntılı olan bu zaten antikorlar arkadaş alıcının kanındaki antikorlar ile vericinin kanındaki al yuvarın çökeltilmesi durumudur. Alıcının kanındaki antikorlar evet alıcı. Alıcı diye yazacaktım. Şurada alıcıdaki antikorlar aynen öyle. Vericiden gelen antijenleri çökertirse burada da durumun kötü gençler. Buna göre demiş verilen kandakilerden hangisi tam çökelme meydana gelir. Tam çökelmedeki durum neydi? Şuydu. Ne olması lazımdı burada genç arkadaşlar? Karşılayacak olan kişinin yani kan alan kişideki antikorlar olacaktı değil mi? Yani alıcıdaki şuradaki antikorların gelen kişideki antijenlerle çökelmesi. Bakalım şimdi buna. Sıfırda antijen var mıdır? Hayır yoktur. Antijen olmadığı için doğal olarak bak ne diyor bize? Alıcı doğal olarak vericinin kanındaki al yuvarlanan çökertilmesi. Bunda olma ihtimali var mı? Yok çünkü vericide antijen yok. Geldim buraya 2'ye. A'ya A zaten normal doğal olarak kan nakli birbirleriyle yapılabilir. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz.
Ha şimdi buraya gelin. A ve B antijeni var. Süper. Geldik buraya sıfırın içerisine girdiği zaman bu adamda antijen yok. Doğal olarak bu adam müthiş bir şekilde buna antikor üretecektir. Ürettiği antikorlarla bunu çökertecektir. Tam çökelme meydana gelecek. Buraya geldik. Sıfır. Sıfırda herhangi bir şekilde adamda antijen olmadığı için gittiği yerde antikor oluşturma şansı çok düşüktür. Bunda da kendinde olan antikorlarla kısmi çökelme meydana gelecektir. Ne olacak bizimki? 3 numarada tam çökelme meydana gelecek gençler diyoruz. Yukarıdaki soy ağacında Roman rakamıyla numaralandırılarak sembolize edilmiş bireylerin hangilerinin kan gruplarının genotipi belirlenebilir? Genotipleri belirlenebilir. Bakalım şimdi net olarak bulmamız lazım. Şu arkadaştan gidelim. 0 0 olduğu için bunlara diyeceğim ki A 0'a A 0'sınız. Net mi? Net. Şu negatif küçük r küçük r olduğu için bunların büyük r küçük r büyük r küçük r olduğunu bildim. O zaman 1 ve 2 numara cepte mi? Pardon şu 3 değil ikisin genç. Şimdi devam ediyorum yola. Diğerlerini bulabilir miyim? 3 ile 4'ü bulabilir miyim? Buna bakmam lazım gençler. Bunu bulabilir miyim? A 0 mısın? A mısın? Bulamadım. A da gelebilir buradan. Buraya geçtim. 0 0 tamam da büyük R misin? Büyük R küçük R misin? Net olarak onu da bulamadım. O zaman nedir? Genotipi belirlenebilirdi diye 1 ve 2 diyeceğim gençler. AB0 ve RH kan grubu sistemini oluşturan genotip ve fenotiplerle ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır diyor. AB0 kan grubu sisteminde 6 farklı genotip bulunur demiş. Doğru mudur? Doğrudur değil mi? Hemen yazıyorum. AA, A0, AB, B0, BB, çift 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 doğru. Doğru demiş. RH negatif kan gruplu bir kadının RH pozitif çocuğu olamaz demiş. Olabilir. Eğer eşi pozitifse genç arkadaşlar olabilir. Olamaz ifadesi yanlış. Sıfır kan gruplu bir bireyin anne ve babası A ve E kan grubu olamaz. Kesinlikle. Siz sıfır iseniz muhakkak anne ve babanızda sıfır geni olacak. AB olabilir mi? Bir tarafı AB ise kesinlikle bu iş olamaz. Doğru demiş. AB kan gruplu bir babanın sıfır kan gruplu çocuğu olamaz. Aynı mantık olamaz. RH pozitif kan gruplu anne ve babanın hem RH negatif hem de RH pozitif kan grupları olabilir. Çok da güzel. Yani az önce de söylemiştik. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R olursanız büyük R, büyük R de oluşuyor. Küçük R, küçük R de oluşuyor. Diyoruz gençler. Doğru cevap ne oldu? B olmuş oldu. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiş. Görüyoruz. Buna göre numaralarla verilen bireylerden hangilerinin kan grubu genotipleri kesin olarak aynıdır. Birbirleriyle aynı olanları soruyorlar bize. Bakalım genç arkadaşlar birkaç bir şey yazmamız lazım. Şu sıfırdan ben şu arkadaşlarım B0 büyük R küçük R B0 büyük R küçük R olduğunu anlıyorum bak bundan. Demek ki 2 ile 3 numara banko aynı zaten genç. 2 ile 3 numara aynı. Diğerlerini çiz. 2 ile 3 numaranın olmadığı şıkları çizeceksin. Bu var mı? Şuradan net olarak anlaşıldı. Öyledir yani. Homozigot resesifler bize hemen tüyü verirler genç arkadaşlar. Oradan yakalarım. Adamı yakalarım oradan. Şimdi bir numaraya bakalım. Bu adam nasıl olacak? B0. B'yi buradan almış olabilir. Herhangi bir şey söyleyemedim. Şimdi şu tarafa bakalım. Negatifmiş. O zaman bu arkadaş B yan tarafını bilmiyorum ama büyük R küçük R olabilir. Şundan kaynaklı olarak. A olduğu için bu A kan grubuysa bu sıfırdır. Kesin. Evet bu B0'dır. Nereden anladım bunu? Şu A kan grubu olabilmesi için BB olamaz. Buna sıfır gelmiş bir yerden. Sıfır nereden gelecek? A buradan geldiğini düşünelim. Sıfır da buradan gelmiş olacak. 4 numarayı da yanına ekliyorum. 2, 3, 4 numara kesinlikle burada gelecek. 2, 3, 4. O zaman ne olacak? Ya buyuz ya buyuz. 5 numaraya bakacağız. 5 numara şimdi pozitifmiş. Tamam. Büyük R, büyük R mi? Büyük R, küçük R mi? Bunu anlayabiliyor muyum? Anlayamıyorum. B0 mı? B mi? Onu da anlayamıyorum. BA varmış burada. Şu AA olabilir mi? AA olamaz. Evet. Şimdi şunun B0 olduğunu anlıyorum. B0. Niye? Şu karşı taraftan eğer yo AA olsaydı doğru. AA olmuş olsaydı şu o zaman buraya A gelirdi BA olurdu. Bunun A olduğunu bildiğime göre yan tarafı kesinlikle sıfır ki B0. Çok güzel. RH'a bakalım. Negatif mi? Büyük mü? Büyük mü? Büyük mü? Küçük mü? Negatif burada mı? Onu bilemem. Buradan büyük gelebilir. Buradan da büyük gelebilir. Onu tek net olarak anlayamadım. Şöyle diyeyim. B0 olduğunu anladık. Bak şununki A0. Buradan buna sıfır gelmiş. A gelmiş olsa AB kan grubu olurdu. Bunu anladık. Büyük R yan tarafında ne var? Pozitif olması için büyük R'si var ama yan tarafına küçük R mi gelmiş, büyük R mi gelmiş onu anlayamıyor. Yani şu adam büyük R küçük R de olabilir, küçük R küçük R de olabilir. Onu oradan net olarak çıkartamadık. Yan tarafında şu kısmını bulamadık. Onun için 5 numara çizdim. 2, 3, 4 dedim genç arkadaşlar cevabı D şıkkını işaretledim.
Yukarıda genotipleri verilen ailelerden hangilerinin ABRH negatif çocukları olabilir? ABRH negatif dediğine göre şunu çiz. AB küçük R küçük R olacak. Evet, şimdi bakalım. Çaprazlamayı yapıyoruz. A'yı buradan alır. Karşı taraftan yok. A'yı buradan alsın. B'yi buradan alır. AB kısmında sorun çıktı mı? Çıkmadı. Küçük R'yi buradan, küçük R'yi buradan alır. Demek ki olur. Geldim bu tarafa. A buradan, B buradan, AB oldu. Küçük R buradan, küçük R buradan. Yes. Geldik buraya. A'yı buradan alır. B'yi buradan alır. Küçük R'yi küçük R alır. Yes. A'yı buradan alır. B'yi buradan alır. O olmaz tabii. B'yi buradan alması lazım. Bu olmadı gençler. 1, 2, 3 numara olacak. Diğerleri olmayacak diyoruz genç arkadaşlar. Evet gençler. 53. testinde sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Hadi bana da eyvallah.